BARDEF 2004 yılında Ovama ve Onuruma Dokunma Hareketi olarak kuruldu. O zaman bölgedeki iki dünyanın 2. ve 9. çimento fabrikaları, bir de Sofyan'la Marsolların arasında oraya dökülecek çöp için buna karşı bir çevre hareketi olarak kuruldu. Zamanla kendini geliştirdi. 2014 yılında bu Ovama Dokunma Hareketi Maraş Girişimi adından kendisini yeniden örgütledi. Köyleri içine aldı. Bir federasyona doğru olma yoluna gitti. 2019 yılında da MARDEF adında bir federasyonu kurdu. Kuruluş amaçlarımız aslında bu Maraş Girişimi'yle ya da Ovama Dokunma Hareketi ve Maraş Girişimi'yle beraber aslında temel basit bildiğimiz ilkelerdi. Birinci amacımız şuydu. Biz Maraş'ta yaşanan olayın Kürt Aleviler üzerinde bir katliam olduğuna inandık ve dolayısıyla hedef olarak bunun Avrupa'daki mahkemelere taşınıp mahkemelerce bir karar yapılmasını hedefini koyduk. Bundan dolayı BM önünde yürüyüş de yaptık. BM önünde diyorum, Strasbourg'da yürüyüş de yaptık. Ondan sonra Avrupa Parlamentosu'nda konferans da yaptık. İstanbul'da konferans yaptık. Frankfurt'ta konferans yaptık. Bu 19 Aralık'ta da Cenevre'de, BM'de bir basın toplantısı yapacağız. Amacımız yıllar da geçse yaşananların adını koymak. Maraş'ta bizim yaşadıklarımızı tanıtmak. Çünkü insanlar bilmiyor. Daha sonra bir Suriye'de IŞİD'in ortaya çıkmasıyla insanlar nasıl kelle kesildikleri, nasıl boğaz yastıklarını biraz da sosyal madde eliyle gördüler, vahşete tanık oldular. Ama biz bu vahşeti Maraş'ta yaşadık. Bizler gerçekten organize olamazsak, örgütlü olamazsak, orada barınma, o toprakların elimizden çıkmasına maalesef engel olma şansımız gittikçe güçleşiyor. Doğrusu biz de son dönemleri şaşkınlıkla izliyoruz. Türkiye özellikle 2015 7 Haziran seçimlerinden sonra AKP iktidarının tek başına iktidarı kaybetmesinden sonra çözüm süreci çeşitli isimlerle adlandırılan o nispeten konuşulan bile süreç savaşa evrildi ve çok şiddetli bir saldırı politikası geliştirildi. Kent yıkım savaşları yaşandı. Dizre, Sur, Nusaybin, Şırnak ve daha birçok yer yerle bir edildi. Şimdi ve o günden bugüne artan bir saldırı politikası varken Orta Doğu'da da çok ciddi gelişmeler yaşandı. Devlet Bahçeli'nin işte bu 2024 Ekim'de meclisin açılmasıyla birlikte bir plan dahilinde gelip DEM Parti sıralarında tokalaşması, ki arada çok zaman geçmemişti. Birkaç ay önce de DEM Parti kapatılmalıdır. Hatta Anayasa Mahkemesi de DEM Parti'yi kapatmadığı için o da kapatılmalıdır diyen bir zattı. Şimdi biz onun şaşkınlığını, o tokalaşmanın şaşkınlığını yaşarken geçen hafta söyledikleri, biz daha önce söylediğimiz için şu anda onlarca arkadaşımız cezaevinde. Çünkü biz Türkiye'deki bu çatışma ortamının bir an önce tükenmesi için İmralı'da Sayın Öcalan'ın sesinin bir an önce duyulması. Çünkü Sayın Öcalan'ın topluma sesini duyurduğu zaman toplumda bir yumuşama havasının oluştuğu, toplumun sorunlarını daha aklı sari sohbet edebildiği, konuşabildiği bir ortamdan görüşmelerin katı rejimin uygulanmasıyla birlikte aynı oranda şiddetin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla biz de sesleniyorduk ısrarla her seferinde. Tüm bize yönelik saldırılara rağmen Sayın Öcalan'ın sesi duyulmalıdır diyorduk ve dediğim gibi bunun cezasını da ödüyorduk. Ama Bahçeli'nin bizi de aşan, gelsin mecliste DEM Parti sıralarına konuşsun demesini yine şaşkınlıkla izliyoruz. Değerli arkadaşlar, bunun tabii ki iç ve dış sebepleri var. Türkler büyük bir güç mücadele veriyorlar. Yıllardır mücadele veriyorlar. Var olma kimlikleriyle bir statü kazanma mücadelesi veriyorlar. Orta Doğu'da sadece Türkiye'de değil. Suriye'de, Irak'ta, İran'da. Dolayısıyla son dönemde 100 yılda bir fırsatın doğma ihtimali var.